Bir on lira daha tabi ağabey, çaya zam geldi. Zam mı? Gene zam mı? <laughs> çaya zam geldi... Zam zam... ...zamlara zam... ...zamlı çay, zamı zam! zam. <gülüyor> 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 Alıştıra alıştıra söylesene oğlum. Valla kusura bakmayın hiç alıştır alıştıra söylemeyeceğim. Bir gün böyle bir dışarı çıkayım dedim zamları bilmiyordum. Benim gülüme giren girdi birazcık da hep beraber girsin arkadaşlar. Tren yapacağız. Yok öyle kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi 1 Ocak yani zam başı. Bildiğiniz gibi 1 Ocak yani yılbaşına girdiğimiz tarihten itibaren her şeye şu anda abartmıyorum her şeye zam geldi. Bunu zaten tahmin ediyorduk çünkü her yeni yılda olduğu gibi yeni yılın başında zam üstüne zam gelir. Ülkemiz maalesef ki kötü durumda olduğu için şu anda. E haliyle dolar da yavaş yavaş oyuna comeback attığından dolayı iyice zam gelmeye başladı. Ama ben şunu anlamıyorum yani geçenlerde marketler indirim yapmadığı için yani biliyorsunuz ki dolar düşmüştü fakat hiçbir market indirim yapmamıştı. Sırf indirim yapmadıkları için birçok markete ceza kesilmişti ve yani şu an ne yapabilir o marketler mesela? Çünkü gelen zamlardan dolayı bu sefer de zam yapmaları gerekiyor. Yani yine indirim yapmayacaklar. Bilmiyorum açıkçası o videoda benim fikrim birazcık daha farklıydı. Birazcık daha böyle iyimserdi fakat şu şu anda o cezaların tamamen şov amaçlı kesildiğini düşünüyorum. E devlete de para lazım tabi. Nelere zam geldi diye soracak olursanız şu anda ekranla zaten lisesini görüyorsunuz. Yani içtiğiniz çaydan giydiğiniz dona kadar. Evet tünüzdeki dona kadar kıyafetlere, telefonlara, benzinlere alkı her şeye zam gelmiş gerçekten her şeye. Hatta size 1 Ocak gününü anlatmak istiyorum. Ben zam geldiğini unutmuşum açıkçası. Yeni yıla öyle çok da mutlu, çok da hevesli girmediğimden dolayı böyle bir anda gelecek olan zamları unuttum ve üniversiteye doğru yola çıktım. Taksiye bindim ve taksici 14.5 lira yerine 20 lira benden ücret istedi. Arada 5.5 lira fark var. Ben açıkçası başlarda şey diye düşündüm. Acaba taksi şu anda benim diye. Parayı verdim otobüse bekliyorum. Öğrenci kartımı da unutmuştum. İndirimli kartı kullanamadım maalesef ki normal bir İstanbul kartı kullandım. Ulan bir baktım 4 lira yerine 5,5 lira bastı. Allah Allah dedim buna da mı zam gelmiş. Neyse okula girdim. Ders çıkışında bir kahve içeyim dedim ve normalde 17 lira tutması gereken hesap 20 lira falan tutmuştu. 3 lira tabii ki her ne kadar az gelse de bunların hepsini topladığımız zaman arada büyük bir fark var. E bir de bir yemek yiyeyim dedim. Zaten çok fazla dışarıdan yemek söyleyen birisi değilim. Fakat o gün böyle canım istedi yani. Yemek yemek istedim. Kız arkadaşımla beraber gittim ve şaka yapmıyorum. Normalde 50 lira ödediğim yemeğe tam 83 lira ödedim bu sefer. Arada büyük yani çok ciddi bir fark var. Sonra ev alışveriş yaptık falan derken zamlar güzel girdi ya. Biz yılbaşına girmedik abi. Zamlar bizim gözümüze girdi yani. Bunun başka bir açıklaması yok bence. Peki ne oldu arkadaşlar? Ben size sorarım. Hani dolar düşecekti. Hani ülke kurtulacaktı? Aslında şu anda daha da korkmamız gerekiyor. Çünkü doları düşürmek için uyguladığımız taktik şöyleydi. Zengin olan insanlar bütün parasını TL'de tutacaktı ve eğer ki bunun üzerinden zarar ederlerse onların zararları devlet tarafından karşılanacaktı. Yani benim anladığım kadarıyla bu şekildeydi. Ve şimdi muhtemelen dolar yükseldiği için onlar da güzel bir zarar etmiştir. Onları da ödeyeceğiz. Dolar iyice artacak. Zamlar da gelecek. Askeri ücreti hiç sormayın. 4250 liraya şu anda kim çalışıyor? Ben onu merak ediyorum yani. Birçok iş yerinde henüz çalışanlara herhangi bu şekilde zam yapılmamış diye duydum. E tabi kolay değil yani adamların giderleri fazla üstüne çalışanların şu anda daha fazla maaş ödemeleri gerekiyor derken işsizlik de başlayacak artık Suriyelileri çalıştırırlar büyük ihtimalle 3000 liraya falan. Çünkü biliyorsunuz ki Suriyeliler çok daha ucuz çalışmayı kabul ediyor. İşsizlik artacak dolar artacak zamlar artacak bilmiyorum ya gerçekten durumumuz çok kötü ya. Ama şunu fark ettim yaklaşık bir hafta boyunca doları takip etmiyordum ve biliyor musunuz? birazcık daha mutluydum ya. Yani o kadar kötü bir durumdayız ki aslında. Bir yandan takmamız gerekiyor, bir yandan takmamamız gerekiyor. Çünkü doların yükseldiğini düşünüp moralimizi bozduğumuz zaman bir şey yapasımız gelmiyor. Ama doları düşünmediğimiz zaman, ülke gündeminden haberdar olmadığımız zaman da bu yine sıkıntılara yol açıyor. Tam anlamıyla iki ucu boklu değnek diyebilirim. Neresinden tutarsanız tutun, boka batıyorsunuz. Her neyse gelen zamlar bunlar yani açıkçası benim de çok fazla yapabileceğim bir aktivite olmadığı için zamları puanlayalım madem. Yorumlarda hangi zama kaç puan veriyorsunuz yazmayı unutmayın ya ne diyorum ben akıl sağlığımı kaybetmişim amına koyayım